Efendim ben Mine İç Domnasısınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark haberlerine hoş geldiniz. Karşımızda 2023 Nisan ayı geliştirici günlükleri. Çok kısa bir güncelleme bu. Çok küçük bir yazı. Hızlıca özetleyeceğim sizlere. Tabii ki de bu sitenin linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Bunun dışında bir beğeni yorum atarsanız da mutlu olurum diyorum ve şeyden bahsediyor direkt. Burada uzuncana Rafael abimiz, efendim biz işte sinyal boyu çıkardık da sinyal boyu mütecavızla uyarlamak istemedik çünkü dengesini bozardı, çok zordu falan diye anlatıyor ama özellikle sizlerden gelen yoğun baskı üzerine evet geri çekiliyoruz ve sinyal boyu önümüzdeki haftaki güncellemede mütecavızla oynayabileceksiniz. Hali hazırdaki serilerinizi de entegre etmiş olacak. Normal bir şekilde tekrardan yeni DLC haritasına gidip telsizinizi alıp kullanabileceksiniz. Ve hikayeyi tecrübe edebileceksiniz. Mütecavız oynuyorsanız dahi. Bu da mütecavız günlükleri sezonunu tekrardan başlamayacağımız anlamına geliyor. O yüzden mutluyum. Tabii bunu entegre ederken tabii ki de bunkerlardan, sığınaklardan çıkacak olan loot'u oranını mütecavıza göre ayarlamışlar. Aynı zamanda son sığınakta birkaç tane nadir eşya olacak. Ama mütecavıza oranla, yani normalde ne çıkıyordu nadir eşya olarak, izlediğinde bulmuştuk. İşte yeni maske bulmuştuk, tüfek kılıfı bulmuştuk. Bunlar olmayacak tabii ki de. Bundan yerine mütecavız için nadir olacak birkaç eşya bulabiliriz. İnşallah yeni yaydan çıkar, mütecavızda kullanmış oluruz onu da böylelikle. Ama göreceğiz bakalım ne aletlikte ne çıkacağına bakacağız efendim. Ne kadar işimize yarayacak. Bunu test edeceğiz mütecavız günlükleri sezon 10'da. Dediğim gibi save'lerinizle çalışacak, bir sıkıntı yok. Sinyal telsizi gideceksiniz, kuleden alacaksınız diyor. Önümüzdeki hafta gelecek gibi duruyor. Next week diyor. Aynı zamanda konsollarla alakalı bir duyuru yapmışlar. Özellikle yorumlarda da görmüştüm. İşte benim Xbox'ımda 30 FPS çalışıyor falan tarzında sıkıntılar vardı. Bunları açmışlar arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi. Bu ayı içerisinde gelecek olan güncelleme ile beraber konsollarda, şu konsollarda bu oyunu işte 1080-60 FPS falan tarzında FPS'lerini belirlemişler, yükseltiyorlar, ayarlıyorlar, yani fixliyorlar. Onun da duyurusunu yapalım. Tabii ki de bolca bug fix geliyor. Yani dediğim gibi çok da fazla bir duyuru yok. Sadece böyle küçük bir duyuruydu bu. Yani sizlere de haberdar etmek istedim. Bu hikayenin mütecavızla oynanmayışı bayağı bir can sıkıcıydı. Onun düzeltmeleri güzel oldu. Mütecavız günlükleri tam gaz devam ediyor. Hatta birazdan devam edeceğiz. Twitch.tv/Minichilova adresinde canlı yayında olacağız. Link de aşağıda olacak. Saat 8 sularında, birazdan diyorum da saat 8 sularında iftardan sonra canlı yayında olacağız. Sizleri de bekleriz. Çayınızı, kahvenizi kapın. Bir haydi buyurun. Bekliyoruz.